Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Ses hafiften daha cızırtılı. rahatsızın daha tam geçmedi. Allah herkese şifalar versin. İnşallah biz de şifamızı bulacağız. Ama sizleri habersiz bırakmam adına dünyadan Türkiye haberlerini ilginç önemli haberleri bulup buluşturup burada Bilal Feyza insanında sanında anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Sizler de büyük bir sabırla dinliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Videoları beğeniyor, paylaşıyor, yorum yapıyorsunuz. Sizlerle, bizlerle beraber dünyada haberler neler neler. O zaman ne diyoruz? Bilal Feyza, Bodosuma Bu konular. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak son dakika bir haberle başlıyorum. Hamas'tan geldi. Hamas'ın biliyorsunuz iki büyük merkezi bulunmakta. Birinci merkez Katar'da, diğer eşdeğer merkez ise İstanbul'da. Hamas şimdi Katar'dan tamamen taşınıp başka bir yere göçmeyi planlıyor. Türkiye? Hayır. Irak, Bağdat. Hamas'ın Bağdat'a geleceği, Katar'dan Bağdat'a taşınacağı ve Hamas'ın güvenliğini ise İran tarafının sağlayacağı iddia edildi. Şimdi Hamas'ın siyasi kanadı dediğim gibi bir bürosu Türkiye'de İstanbul'da diğer bürosu ise Katar'da. Şimdi Hamas siyasi bürosunu taşımaya karar verdi ama bu iddia ne kadar doğru? Ula Perslere ne kadar güvenilir? İran'a ne kadar güvenilir? Sen kalkacaksın Katar'dan Irak'a geleceksin. Irak'ı içi allak bullak. Her kafadan bin tane ses çıkıyor, Amerika cirit atıyor, Persler cirit atıyor ve oraya geleceksin. Irak'ta, Bağdat'ta da güvenliğini İran'a, Persler'e emanet edeceksin. Eğer ki böyle bir iddia, ben bu iddianın doğru olduğunu çok inanmıyorum, bu gerçekleşirse Hamas'ın siyasi büro şeflerinin ruhlarına Fatiha e okumaya şimdiden başlayabiliriz. Bu %1 milyon 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 yalandır ama işte Arap basında bu haberler yazılıp çiziliyor. Ben de size burada anlatıyorum. Çünkü Hamas'ın Hamas'ın siyasi bürosunun Katar'dan kalkıp Irak'a gelmesi demek ve kendilerinin güvenliğini İran'a Persler'e emanet etmesi demek tüm koordinatlarının anında İzrail'e verilmesi demek. İran o koordinatları hemen İzrail'le anında paylaşır. Kıbrıs Rumlarına Türkiye'den uyarı. İyice... İzrail'in nakliye merkezine lojistik üstüne dönüştünüz. Aklınızı başınıza alın. Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri ise Kıbrıs'a dairdi. Kıbrıs Rum tarafını lojistik üst merkezi haline getirdiniz. İzrail'in lojistik üst askeri üssü haline getirdiniz. Size Türkiye olarak tavsiyemiz bu işten uzak durun dedi Hakan Fidan. Tabi Hakan Filan'ın bu konuşmasını Rum tarafı hiç beklemiyordu. Ve Kıbrıs Rumları bu açıklamayla beraber adeta şok oldu. Çünkü çok ciddi bir uyarı. Türkiye bu uyarıyı yapıyorsa Kıbrıs Rum tarafının başı ciddi manada belaya girecek demektir. Ve bu açıklamanın ardından Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Rumlarının başkanı Nikos yaptığı açıklamada Biz bunu kabul etmiyoruz, biz Türkiye'nin bu ithamlarını kabul etmiyoruz, biz... Rum taraf olarak hiçbir ülkenin lojistik üssü haline gelmedik dedi. Cücük Kıbrıs Rumlarının Nikos'u. Avrupa'da, dünyada, bölgede yükselen ateşler iyice daha da yayılmaya hazır. Avrupa'da bir taraftan Fransa, bir taraftan Baltıklar her an bir kıvılcım çakılabilir. Bu kıvılcımın bir devamı Kıbrıs'ta. İsrail, Hamas, Lübnan, Hizbullah, Kıbrıs derken çok daha büyük ateşlerin patlaması eli kulağında Allah korusun diyelim. Hakan Fidan bir taraftan Kıbrıs Rumlarını diğer taraftan Yunanistan'ı abilerini uyardı. Orta Doğu'da çıkacak büyük bir ateş sizi de bulacaktır. Geçiyorum Türk dünyasına Kazakistan ve Kırgızistan ortak askeri tatbikat. Tatbikatta çok önemli konular işleniyor. Konu aynen şu. Kazakistan'ın Jambul bölgesinden düzenlenen ortak tatbikatta bir düşman hem Kazakistan'ı hem Kırgızistan'ı karıştırmaya, bölmeye ve bölgede büyük bir güç olmaya çalışıyor. Kazakistan ve Kırgızistan askeri gücü ortak şekilde bu azılı düşmana müdahale ederek bölgedeki durumu bozmaya çalışan, savaşı büyütmeye çalışan o düşmanı bertaraf ediyor, imha ediyor. Allah'ınıza kurban. Kazakistan, Kırgızistan, Türk orduları düşmana tıpayı çahı veriyor. Tıpanıza kuvvet. Bugün tatbikat, yarın gerçek. Allah göstermesin onun için. Barış istiyorsan savaşa her an hazır olmalısın. Özbekistan ve Moğolistan ile devam ediyorum. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Özbekistan Başkanı ve Moğolistan Başkanı önemli antlaşmalara imzalar atıldı. Büyük antlaşma. Moğolistan yalnız bırakılmıyor Türk dünyası onu daha da yanına çekmek için bu tür antlaşmalar önemli. Moğolistan Başkanı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi ve orada birçok antlaşma imzalar atıldı, hayata geçti. Böylece ticari, ekonomi, askeri, eğitim, sağlık alanında karşılıklı işbirliği daha da büyütülmüş olundu. Moğolistan ve Özbekistan arasında hayırlı olsun, uğurlu olsun. Avrupa ile devam ediyorum. Fransa beygirsiz Macron'dan şoklarda şoklarda büyük açıklamalar. Macron yaptığı açıklamada Fransa'da bir iç savaş çıkabilir. Fransa birbirine düşebilir dedi. Oho, oh, oh. Macron bile bunu konuşmaya başladıysa Avrupa'da durumlar hiç ama hiç iyi gitmiyor demektir. Hem Fransa'da hem Avrupa'nın birçok ülkesinde sağ yükselişte. En son Avrupa Birliği parlamento seçiminde sağın aşırı yükselmesi, çok yüksek oy alması, birçok Avrupa ülkesinde yükselişe geçmesi Macron'u adeta deliye çevirmişti. Macron bir emirle Fransız meclisini feshettiydi. Evet, demokrasi, en yani nasıl insan hakları, nasıl bu Macron milletvekilleri seçimle geldiler, halk seçti, Macron kalktı meclisi feshetti. Eee... Canım demokrasi onlara değil. O sözde demokrasi bize gelince. Aa, Türkiye şunu yapmadı, Türkiye bunu yapmadı, Türkler şunu yapmadı, Türkler bunu yapmadı. Ama kendileri her şeyi yaparlar. Onlar her şeyi serbest. Devam ediyorum. Macron'un Fransa içinde bu erken seçim kararı alması ve ardından dün yaptığı bu şok açıklamayla beraber Fransa adeta ikiye bölündü. Bir taraf Macron derhal baştan gitmeli. Macron bizi yani Fransa'yı 3. Dünya Savaşı'na sokacak. Bizi Ruslarla bir savaşın içine sokacak. Macron'dan kurtulmalıyız. Onun için Macron ona defol git yoksa ağzını burnunu kıracağız diyenler o bir tarafta ise... Yaşa Macron, şak şak Macron diyen Macron'un Pembiş orduları Pembiş takımı. Ne diyelim Rusya'ya kubaran Avrupa'nın içinde Avrupa'nın ağa babası benim diyen Çakma Napolyon Teneke Macron. Yiyin birbirinizi. Buçukluk Fransa'ya devam ediyorum. Buçukluk? <laughs> Şimdi anlayacaksınız. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan yaptığı açıklamada Suriye'de iki buçuk ülkeyle büyük antlaşmazlığımız var. Bunlarla durumu çözeceğiz. Çözüm önünde adımlarımız devam ediyor dedi. İki buçuk. Amerika, İngiltere ve Açık'ta Fransa diyerek <laughs> Dışişleri Bakanı Hakan Fidan adeta beygirsiz makaronu itin totoşuna sokup sokup çıkardı. Buçukluk Macron, sen bu işlere çok karışma. Sen kendi beygirinle kendi bölgende kendi eşyanı kovala dedi Hakan Fidan. Suriye'de senin boyun aşan işlere karışma ey Fransa. Yoksa 100 yıl önce yediğin tokadın çok daha büyüğünü şimdi yeniden yersin mesajı. Maraş Antep Urfa halkı Togad'ı öyle bir geçirdiydi ki bu. Lejyonerlere, Fransız lejyonerlerine, totoşlarına baka baka kaçmışlardı. Yine yenisini yapmaktan asla masa geri durmayız. Devam. Tabi Suriye ekseninde ve Irak ekseninde birçok olaylar dönüyor. Bu olayları en çok merak ettiğimiz konular üzerinde adeta bizler böyle kulağımız açtık dinliyoruz. Ve bu açıklamalar akşam yapılan açıklamalar. Hakan Fidan'dan bu defa Suriye ekseninde mülteciler ekseninde gelen önemli açıklamaların devamı. Az önce Jardim Macron'u tokadı çaktık kovaladık. Şimdi Suriye'de mültecilerin Türkiye'ye gelen mültecilerin, kaçakların, göçmenlerin geri gönderilmesi konusu Hakan Fidan tarafından net bir şekilde cevaplandı. Mültecilerin geri dönmesini önemsiyoruz. Bu iki buçuk ülkeyle, yani Amerika, İngiltere, açıkla Fransa ile bu sorunlar, bu konular çözülecektir. Demek ki sevgili dostum, bu da parantez açıyorum, Rusya ile. İran'la orlayla ilgili konular çözüldü. Hani İran'da Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı o bu bir anda ortadan kaldırılmıştı. İran şimdi kendi sorunlarıyla cebelleşiyor. Rusya ise Ukrayna hattında daha büyük ölçekli savaşlar hazırlanıyor. Meydan Suriye'de, Irak'ta bize kaldı. Ama karşımızda şimdi Rusya, İran yok ama Amerika duruyor. İngiltere duruyor. Buçuk da olsa Fransa duruyor. Çünkü Hakan Fidan açıklamasına şöyle devam etti. Bizler Ruslar ile başardığımız en büyük olay muhaliflerle Beşar Esad yönetiminin kavgasını savaşını bitirmemiz oldu dedi. Bakın burası çok önemli. Rusya ile beraber Esad'ı ve muhalifleri uzlaştırdık. E demek ki şimdi onlar uzlaştıysa hedefte neresi var? Amerika'nın besledikleri, İngiltere'nin besledikleri var. Hedef. YPG PYD ekseninde büyük bir harekat ve Hakan Fidan şöyle devam etti. Suriye yönetimi ülkesine kaçmış milyonlarca mülteci göçmeni geri ülkesine alarak sorunu çözebilir dedi. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Yani istihbarat seviyesinde Esad yönetimiyle Şam yönetimiyle Türkiye görüşüyor. Rusya da var. Rusya aracı oluyor. Ve hatta ki Irak tarafı da aracı. Irak, Türkiye ve Suriye Esad yönetimi arasında aracı, Türkiye'deki mültecilerin geri gönderilmesi, en azından o 30 kilometre 40 kilometre derinliğindeki güvenli hat yerinde tekrardan şehirler tesis edilerek mültecilerin oraya yerleştirilmesi konusu görüşülüyor. Belli bir seviyeye gelinmiş olunmalı ki Hakan Fidan bu açıklamayı yaptı. Tek engel az önce dediğim gibi Amerika, İngiltere ve buçuk da olsa Fransa. O işte büyük ihtimal Temmuz ayında Amerika'da yapılacak olan NATO zirvesinde çözüleceğe benziyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9-11 Temmuz a tarihleri arasında Amerika'da yapılacak olan NATO Başkanlar Zirvesi'ne katılacak. Orada Biden'la Amerikan Başkanı Biden'la görüşme bekleniyor. Hazırlıklar tamam. Temmuz Ağustos Gavvat Amerikacılar ellerine taşlar alıp taşlamaya başlayabilir. Kavva'da Amerika sattım bizi kaçtın gene bıraktın bizi ortada demeye başlayacaklardır. Ve tam da bu paralelde Irak'tan gelen büyük ve önemli bir haber. Dev bir Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu Kuzey Irak'a giriş yaptı. Kuzey Irak'ta X şehrine giren Türk konvoyu oradaki üstlere yerleşmeler devam ediyor. X şehri evet özellikle böyle söylüyorum. İsmi Arap basında geçiyor ama ben açıklamıyorum çünkü yok olmaz gerek yok. Allah'ın askerleri, kahraman, daim muzaffer Türk ordusu. Zaferler bizleri bekler. Büyüye büyüye ilerleyen zaferler bizleri bekler. Allah ayağınıza taş edilmesin, Bir sıktığınız kurşun 10 tane haini yerle bir etsin. Bizler bir şehit olur, bin doğarız ama velakin doğru bildiğimiz yoldan asla masla geri dönmeyiz. Devam. Baharatla devam ediyorum. Baharat? Toz baharat? Yok. Bu Hindu baharat. <laughs> Hindistan. Hindistan biliyorsunuz ismini baharat olarak değiştirmişti. Şimdi Hindistan Amerika'yı sinir edecek. Amerika'yı deliye çevirecek bir adıma hazırlanıyor. Neye? Putin'le görüşmeye. Rusya Kremlin'e yapılan açıklamada Temmuz ayında Hindistan Başkanı Modi Putin'i ziyarete gelecek. Bu son dakika verilen haberle beraber adeta Amerika'ya şu mesaj verildi. Amerika destekçilerin azalıyor. Bak sana adeta tapan, ineye taparcasına tapan Hindistan bile İngiltere'yi, Amerika'yı dinlemiyor, Rusya'ya geliyor. Bu şimdi öyle sıradan bir olay değil sevgili dostlar. Rusya-Ukrayna hattının gerildiği, Çin-Tayvan hattının gerildiği, Amerika-Çin-Tayvan, Rusya-Ukrayna bu hengamede yaşanan gelişmeler ve en son Putin'in Rus Başkan Putin'in Kuzey Kore, Çin ve Vietnam ziyaretlerinin ardından yapılan bu açıklama Boş bir açıklama değil Kremlin Beyaz Sarayı adeta hadi bakalım hadi bakalım Hindular da bizde mesajı verdi BRICS doları devirecek mi bakalım inekçi Moody Moskov'a gidecek mi yoksa İngiltere abisi gelip onun şöyle kulağını bir çekip <laughs> otur oturduğun yerde mi diyecek bakacak. Amerika'nın çok gizli bir denizaltı aracı vardı ve bu denizaltı aracı bir şekilde bir anda ifşa oldu. Hem de Amerika'nın dünyaya adeta böyle istihbarat faaliyetleri yürüttüğü internet sayfası yani Google üzerinden. Google Haritalar. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Google Haritalar'da Amerika'nın yıllarca üzerinde uğraştığı, çalıştığı, didindi ve ortaya çıkardığı çok gizli denizaltı aracı. Adeta vatoz balığına benziyor ama dev bir vatoz balığı. Bizim Vatoz projesinin bir benzeri de Johnny'ler yapıyor demek ki. Ulan çan çinçon, ulan Johnny. Topunuz bizden çaldınız da neyse. Amerika'nın Manta Ray adını verdi. Bu çok gizli denizaltı işte böyle ifşa oldu. Google fotoğrafı ve yan tarafta ise ilgili firmanın paylaştığı o görsel. Şimdi genelde Google sevgili dostlar Askeri kritik yerlerin üstünü bulur. Buzlar böyle. Hiçbir şey gözükmez. Oraya bakamazsın, yaklaşamazsın. Ama nasıl olduysa bunu açık bırakmışlar. Ya Amerikan tarafı onun gözükmesini istedi ya da Google'ın içinde birileri bir eller orayı açık bıraktırdı. Amerika'nın Vatoz denizaltı aracı Google'da ifşa oldu. Geçiyorum bizim Nikol Paşa'ya. Ama daha Paşa değilken, daha Daşnak iken <laughs> Çukur mevzi yaşıyor. Aslında daşlak sürülerinin gömüleceği mevzilere yaşıyor. Videoyu görüyorsunuz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 2016 yılında askerdeyken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Hele hele şu tipe bak. <laughs> Asker Nikol Paşinyan. Ula iyi de tosun gibiymiş ha. İyi beslenmiş namırsız. Şimdi diğer tarafta ise tekrardan videoyu paylaşıyorum. Videoyu görüyorsunuz. Askerler habire çukur eşiyor bunlar Ermeni daşnak sürüleri Karabağ'da Cebrail bölgesinde mevzi eşerken ve Nikol Paşinyan Ermenistan Başbakanı 2016'da Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da Cebrail bölgesinde orada görevli askerken mevzi eşiyordu çukur eşiyordu vay 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 Ula paşi. 2016'da Cebrail'de hendek kazdı mevzi kazdı 2020'de Cebraili Karabağ'ı Azerbaycan'a verdi. Tabi tıpaları yiye yiye verdiler. Aliyev'in o meşhur sözü ne oldu Paşinyan raks edirdin Cebrail'e yol çekirdin sözü boşa değilmiş canım. Azerbaycan kahraman Türk orduları daşnak sürülerine tıpaları çaka çaka iti kovanları vura vura Cebrail'den Karabağ'dan raks ettire ettire dittirdiler gittiler. Ve şimdi sıra Zengezur'da. O Zengezur tıpa masası Diplomasi masası. Bak Nikol Paşicim. Diplomasi masası bitmek üzere. Artık tıpa masasını açmaya eli kulağında. İtalya mali açıdan çok büyük krizler içinde ve Yunanistan. Zirtakiler İtalyanlarla dalga geçmeye başladı. <laughs> İtalyanlar çöküyor. Avrupa'nın en geri kalmış ekonomisi İtalya ekonomisi. Ve İtalya 3 vakte kalmaz batacak. Meloni perişan olacak diye Yunan basını adeta dalga geçiyor. A ben demiyorum ha. Aha arkada manşeti görüyorsunuz. Yunan basınının manşeti. Atina Roma'ya gülüyor. gülüyor. Ula Atina sen Roma'ya gülüyorsan o Roma sana şöyle bir gıvraklık yapar sağlam bir gazlı atı verir. İtalya'nın borcu 3 yıl içinde Yunanistan'ın borcundan ve kat ve kat fazla olacağı söyleniyor. Yunanistan hala Avrupa Birliği'ne kredileri ödemeye çalışıyor. Borcunu ödemeye çalışıyor. Şimdi Yunanların bu açıklaması aslında Fransız şımarıklığı. Çünkü Yunanistan Fransa ile işte işler çeviriyor. Fransa ile yatıyor. Macron kalkıyor. Bir Paris bir Atina böyle işte kucak kuca işler çeviriyor. Meloni abla zaten Macron'a gıcık. Ama öyle böyle gıcık değil yani. Macron'u bir kaçık suda eline geçse boğazını sıkar. Şimdi buna Miçotakis de eklenmiş oldu. Listeye o da girdi. Meloni abla bir elinde makaron, bir elinde miço. <laughs> ah, öyle sıkıp sıkıp onlara sağlam bir hareket yapacaktır. Sağlam bir kıvraklıkla Türkiye'ye daha çok yaklaşacaktır. Çünkü Yunanistan'ın da Fransa'nın da en zayıf tarafı Türkler. Türkleri duyunca ikisinde gözleri böyle olur. <laughs> tamam mı la? Tamam. İtalya size sağlam bir banni atı verecek. İtalya Türkiye yakın zamanda bir antlaşma imza atarsa şaşırmayın dostlar. Meloni apar topar yine Türkiye'ye gelecektir. Ve sonunda Erdoğan Putin görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan Putin görüştü. Ama ama mama ne diyorum biraz Veza? Telefonla görüşme, yüz yüze görüşme değil. Biz Putin'i aylardır bekliyoruz. Biz Putin'i yaklaşık yani bir yıla yakındır bekliyoruz. Ama Putin bir türlü Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'ye gelecekti, gelmedi, Çin'e gitti. Türkiye'ye gelecekti, gelmedi, Kuzey Kore'ye gitti. Türkiye'ye gelecekti, gelmedi, Vietnam'a gitti. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Putin telefonla tekrar görüşme. Tabii konular yoğun. Konular bir taraftan Suriye, diğer taraftan İran kuzeyi ama özellikle Suriye ekseninde Türkiye'nin atacağı adımlar ve diğer taraftan Ukrayna-Rusya hattında yaşanan gelişmeler Akdeniz, Doğu Akdeniz ekseninde İsrail, Hamas, Gazze, Lübnan bu eksende cereyan edecek olaylar. Birçok konu görüşüldü. Türkiye, Rusya ticaret devam ediyor. Türkiye, Ukrayna ticaret devam ediyor. Biz ara Bulucu olmaya devam ediyoruz ve Rusya, Ukrayna, Türkiye'de, İstanbul'da bir barış masasının tekrardan kurulması telefonda hepsi görüşüldü. Putin barış görüşmesine hazır. Ama işte Z, Zelinski Amerika'dan İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulursa o da gelecektir ama çok da yakın bir ihtimal değil. Ancak Trump gelirse Trump'ın zorlamasıyla o zaman bir işler değişir. Ya da Trump'ın geleceğini anlayan Zelinski apar topar Türkiye'de Türkiye, Rusya, Ukrayna üçlü zirve barış masası kurulur. Ve 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 tarihi bir zirve yapılacak sevgili dostlar. Üçlü zirve. Türkiye, Romanya, Polonya üçlü ve ani gelişme. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Polonya'ya gidiyor. Polonya'da üçlü zirve kapsamında birçok konu görüşülecek. Varşova'da yapılacak olan toplantıda ana eksen Ukrayna-Rusya savaşı ve bu Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları ve diğer taraftan NATO'nun Ukrayna savaşına girme ihtimali. Hepsi masada, hepsi konuşuluyor. Türkiye, Polonya, Romanya. Bu üçlü zirve ise önemli çünkü NATO'nun en büyük üssü Romanya'da inşa ediliyor. Ve Polonya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Polonya Başkanı Rusya 200 etnik devlete parçaya bölünmeli. Rusya o zaman durdurulur açıklaması, çıkışı ve ardından Amerika'nın Rusya'ya karşı nükleer anlamda Polonya'ya nükleer füzeler gönderme ihtimali üzerinde sıkıntılar çok büyük. Ve yarınki Polonya, Romanya, Türkiye zirvesi, üçlü zirvesi Temmuz ayında 9-11 Temmuz'da Amerika'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde ise birçok konunun önceden planlanması ve orada uzlaşıya varılması için altyapı oluşturuluyor. Türkiye adeta mekik diplomasisi yapıyor. Hani NATO üyesi her ülkeyle Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan birebir veya heyetler arası veya böyle üçlü dörtlü zirveler ekseninde görüşmeler yürütüyor. NATO ayağında çok büyük bir adımın Türkiye tarafından atılacağı iddia ediliyor. Nasıl? NATO'nun Ukrayna'yı sıkıştırması, Ukrayna'yı Rusya'yla bir barış antlaşmasına imza atacak yönde yön vermesi, bunu teklif etmesi. Evet, Türkiye birçok adında barışı zorlayacak yönde adıma hız verdi. Türkiye heyeti NATO zirvesinde, Amerika'da 9 Temmuz'da yapılacak olan zirve kapsamında bu önemli konuyu gündeme getireceği. Ukrayna'yı barışa zorlama adına belki de Türkiye'nin ortaya koyduğu plan Amerika'da kabul edilecektir. Ardından Ağustos-Eylül barış antlaşması Rusya, Ukrayna, Türkiye ekseninde İstanbul'da hayata geçebilir. İnşallah diyelim. Çünkü bu kadar sıkıntılar, bu çıkan savaş dünyanın her tarafını etkiliyor. Her tarafta ateşler daha da büyüme yolunda yükseliyor. Bunu durdurmak için Türk Devlet gelen her şeyi yapıyor. İnşallah sulh masası tam şekilde sağlanacaktır. Ya da Temmuz'da NATO zirvesinde Amerika'da ipler tamamen kopacak. Herkes bir yerlere dalacak. Türkiye, Suriye, Irak bam 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 bam. Rusya Ukrayna ekseninde daha da geniş ölçekli bir harekat ve diğer baltık ülkelerine karşı bir adım Çin Tayvan ekseninde yani ortalık 56 olacak. Bir de oradan Lübnan İzrail ekseninde hareketler yaşanırsa oh, biz artık burada Kıbrıs'ta ya Allah der yar durur gideriz. Allah'ın dediği olur biz de tedbir alıyoruz ne diyoruz tedbiri bizden takdir Allah'tan. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin Allah Türkiye'mize her daim celsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.